كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Arkadaşlar, Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde şu üç kişiyle konuşmaz. Üf, çok bela ya. Düşünsene ya. Allah Celle Celaluhu mahşer günü bütün kullarıyla aracısız, perdesiz, direkt, birebir görüşecek. Ama üç kul hariç. Bu nasıl bir beladır? Düşünsenize ya. Bugün yani örnek ağır gelmesin. Bugün mesela şöyle bir şey gelse Rabbimden Celle Celaluhu, ey kulum seninle konuşacağım. Bu nasıl bir şeydir? İnsan kafayı yer değil mi? Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir ya? İnsan bugün mesela atıyorum bir cumhurbaşkanıyla bir başbakanla bile konuşsa böyle bir heyecanlanıyor değil mi? Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben konuşamam. Ben kendimden eminim, ben konuşamam yani herhalde. İnşallah orada ölürüm, düşer ölürüm hemen. Amin. Amin deyin daha. Amin. Allah Allah. Niye amin diyorum? Sahabe olursun çünkü görürsen. Oğlum kafayı çalıştır da. Gör hemen öl. Niye? Bizde günah makinesi çalışıyor çünkü. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görürüz, arkamız döner, günaha gireriz yani. Yalan mı arkadaşlar? Var mı ben daha günaha girmem, ben keşin evliya olurum, keşif kerametim açılır diye. Yok. Numara yapmayalım şimdi. Ben diyorum ki inşallah olursa dünya gözüyle göreyim, anında küt öleyim orada. Hiç beklemeyeyim yani. Amin. Maşallah. Ne güzel amin dedin öyle ya. Adam ciğerden amin dedi. Amin değil mi? Ölmeme bile amin diyor yani. Neyse. Yapacak bir şey. Ha, gelelim mevzuya. Düşünsene. Allah Celle Celaluhu seninle konuşacak. Uf. Bu başka bir şey. Bunu kafa almaz. Bu alacak bir kafa değil. Fazla da düşünmeyin. Duman çıkabilir. Kafayı yakarsınız. Hatta dinlenim andan bile çıkarsınız. O yüzden çok düşünmeye gerek yok. Yani rahmetiyle konuşmayacak. Onlara diyor temize çıkarmayacak. Onların taraflarına, suratlarına dahi bakmayacak. Üç kişi mahşer günü o dehşetli günde bizi oradan kurtaracak tek zat Allah Celle Celaluhu. Ve seni oradan kurtaracak tek zat olan Allah Celle Celaluhu seninle konuşmuyorum. Bittin ya. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bittin ya. Hani kendini öldür desen öldürebilir misin? Ölüm yok. Ölüm bir kere. Dünyada öldün bitti. Ondan sonra ölüm yok arkadaş. Kusura bakmayacaksın. Kafayı vuracak. Yok kaya bulayım bir tane kafamı vurayım. Yok şuradan bir tane silah verin kafama sıkayım. İstersen kafaya MG3 boşalt. Evet evet. Kafaya şuradan bazuka sıksınlar. Kafana atom bombası atsalar. Yok. Gelelim mevzuya. Hadis bu, okudum hadis yani. Onların suratlarına bakmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Acıklı bir azap. Kim? Bir zina eden ihtiyar. Allah Allah Allah. Zina eden ihtiyar. Arkadaş yani yaş yetmiş, iş bitmiş. Dön arkadaş kendini bir Allah tarafına çevir ya. Kendini bir ahirete döndür ya. Hadis kim? Yaşı 40'ı geçtiği halde eğer ki diyor sevabı günahından azsa o diyor canını cehenneme bohçasını hazırlasın diyor. Hadis 40 yaşını geçtiği halde kişinin sevabı günahından azsa herkes hesaplasın arkadaşlar 40'a dayandık hepimiz çoğumuz gidiyoruz yavaş yavaş. Ben 20'yim ben 15'im deme gidiyorsun ben de 15'tim ben de 20'ydim. Gidiyor farkında değiliz. Biriktirmek lazım. Kumbara burası. Bu dünya bir kumbaradır arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Hani kumbarayı patlatırsın. İçinden şıkır şıkır paralar dökülür. Nasıl sevinirsin değil mi? Bizim kumbaralar boş. Tak tak boş ses geliyor. Doldurun kumbaraları. Zina eden ihtiyar. Yaşın gelmiş kaça? Hala kahvede. Hala birhanede. Hala meyhanede. Ben gencim. Bilmem neyim. 40 tanesini cebinden. Ulan 40 tanesini cebinden çıkar. Bana ne? Ama kardeş, hacı amca cehenneme gidiyorsun da mübarek adam. Ölmüşsün adam. Keto gibi geziyorsun böyle ya. Felçli gibi geziyorsun. Eli ayağı tutmuyor, yürüyemiyor. Bir bacağı böyle, bir bacağı böyle. Topallıyor, baston olmadan yürüyemiyor. Adam nereye gidiyorsun? Baba diyor meyhaneye gidiyoruz. Lan ne meyhanesi? Sen ne meyhanesi? Sen direkt gasilhaneye git de.
Bak meyhane içine gazilerin yat orada ölümü bekle. O kadar diyorum yani. Hakikaten yani daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Git morga, yat taşın üstüne. Baba beni yıkayın de yani yıkayın diyor mu? Çünkü sen o kafayla o yaşta oraya gitsen ölsen ne olacak? Arkadaşlar haber çıktı be. Adam kaç yaşında bilmem ne kerhanede yapışık öldü adam. Ya. Viagra'ya atmış dayı ölmüş. Lan işin hapa kalmış beni konuşturacak şimdi ağzımı bozacaklar. İşin hapa kalmış hala uslanmıyor. Niye? Çünkü o yaşına kadar hep öyle gitmiş. Hiç ne bir tövbe etmiş ne bir ölüm gelecek ulan kaç yaşına geldik bir toparlanalım. Hala böyle adamlar var ya. Hala var ya adam 70 yaşında saçında bir tane beyaz yok. Lan nasıl olur lan nasıl olacak boyatmış da. Saçını ilk siyah kim boyattı? Firavun. Haramdır. Bizim ünlülerin hepsi siyah saç. Lan ben Gandalf'a döndüm burada. Yaşımız daha kaç? 30'a geldik. Bembeyaz oldum. Adam 80 yaşında simsiyah. Ben de ilk başlarda anlamıyordum. Lan diyordum bu adamın saçı niye hiç beyazlamıyor? Eskiden yani daha çocukken. Niye beyazlamıyordu? Allah Allah nasıl bir adam bu? Kendime bakıyorum daha yaş 25'e geldi. Saçlar beyazlamaya başladı. Sakal, saç yok kafada da neyse. Orayı karıştırmayın. Nereden nereye geldi ya? Yaş 25. Ruhumuz 25 yaşında. Tebrik hocam. Maşallah. Kıskanma kardeşim. Ruhumuz 25 yaşında. Merak etme yani. Evet. 2. Yalan söyleyen hükümdar. Buraya bir girsek buradan Silivri'ye kadar yolumuz var yani. Arkadaşlar kim olursa olsun kimseden korkumuz, çekincemiz yoktur. Bunu bugün Recep Tayyip Erdoğan da yapsa lafımızı esirgemeyiz. Kılıçdaroğlu da bize zaten onun lafından 9'unda sıkıntı var zaten. Habere çünkü mahkemeye veriliyor. Habere mahkemeyi kaybediyor. O yüzden diyorum yani benlik bir şey yok. Çünkü bakıyorsun işte diyor şöyle bir şey yapmış diyor. Belgeler var diyor elimde. Mahkemeye veriliyor belgeler sahte çıkıyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Neyse. İmamoğlu mesela. Herkese bedava ekmek, süt şeyler veriyordu. Ekmek de yok, süt de yok. Baba aç kaldık yani hani nerede? Neyse oralara çok girmiyorum anladınız yani. Ama kim olursa olsun. Bugün bunu Recep Tayyip Erdoğan yapsa. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan'a. Bizde kimseden korkmak yok. Reisler reis kardeşim. Bizde bazen reisiz yani. Allah Allah. Neyse. Tamam çok detaya girmiyorum. Ama şimdi mevzu şu. Bak şimdi ben Tayyip Erdoğan'ı iki yerde üç yerde kızıyorum arkadaşlar. Bu Rahip Brunson konusunda geri vites yaptı. O bir yapmayacaktı onu. Ben burada olduğum sürece Rahip Brunson'ı benden alamazsınız. Ancak kol saati alırsınız diyordu. Verdin ne oldu? Olmaz. Ondan sonra bu HDP mevzusunda. HDP'ye çok taviz verdiler. HDP dediğim PKK'dır kardeşim. Taviz vermeyeceksin. Evet. Kimse gibi kimseden korkumuz yok. Bana ne arkadaş? Tayyip Erdoğan ne yapacak? Beni mi öldürecek? Hak neyse onu konuşurum. Bugün ben Tayyip'ten korkundan bilmem ne işte Tayyip beni ölecek, Tayyip beni atacak. Bana ne kardeşim? Asacaksa sen ne yapayım yani? Ben hakkı söylemedikten sonra benim burada oturmam bir anlamı yok. Hemen altta yorumlar. Ya sohbet anlatıyorum. Namaz sohbeti. Namazı bırak diyor. Tayyip'e saydırsana. Tövbe estağfurullah. Lan oğlum sapık mısınız ya? Burası millet meclisi. Burası ne? TBMM mi yazıyor kapıda? Oruç anlatıyorum sen onu bırak diyor hükümete giydirsene biraz. Tayyip'ten korkundan hiçbir şey yapamıyorsun. Tayyip'ten ne korkacağım ben ya? Arkadaş adam cumhur reisimiz tabi ona saygımız var çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Başınızda Habeşli bir köle bile olsa itaat edeceksiniz. He Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne dedi? Sen başımızda ol yeter. Onu o dedikten sonra kimse kusura bakmasın böyle avucunuzu yalarsınız. Heh. Efendi Hazretleri onu dedi kardeşim gerisine bakmam bile. Ha, hataları var mı? Var. Hem de çok hatası var. Bazı şeylere müdahale etmiyor mesela. Bu fiyatlarda miyatlarda çökeceksin ya. Çök tepesine ya. Bak geçen söyledik Putin gibi yap ya. Putin ne yaptı? Maymun etti bütün iş adamlarını ya. Hepsini ya imzala lan dedi. Kalemini de ver diyor. Kalemi çalarsın sen şimdi diyor Putin. Öyle yapacak işte. Oturtturacak o binmiş A101'miş neymiş o marketlermiş. Buzamcılar, yağcılar, macılar, patatesçiler. Videoda çıktı arkadaşlar. Domatesler, patatesler, soğanlar. Kamyon kamyon çöplere dökülmüş. Tarlalara dökülmüş. Kamyon kamyon. Ay şimdi domates 20 lira hükümet istifa diyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu düzeltmesi lazım. Anladın mı? Kimseden korkumuz yok. Ama yeri değil. Bizim burada işimiz siyaset değil. Ben burada bir siyaset konuşsam var ya parti kurarım burada da. Neyse gerek yok. İşimiz parti kurmak değil. Siz de hemen oy veriyorsun bir barak adam. Bir durun ya. Parti kur oy verin reis de. Bir dur kardeşim ya. Neyse. Yalan söyleyen hükümdar. Ben Tayyip Erdoğan'a da uyarım Allah razı olsun. Ha bak bu hadise muhatap olma kardeşim. Biz Allah için seviyoruz. Ama ayet kantarın topuzunu kaçırsan kusura bakma. Yani kimse benim babamın oğlu değil. Biz kim Allah tarafındaysa onu severiz. Yarın Tayyip Erdoğan gider. Başkası gelir. Ona oy veririz yani. Bu 2-2 daha 4. Biz
şey ölümüne Tayyipçi değiliz yani. Baba burada AK Parti dövmesi yok burada yani. Orada Tayyip orada hatta RT yazıyor burada. Tövbe estağfurullah. Neyse. 3 kibirlenen fakir. Kibirlenen fakirden maksat şudur arkadaşlar. Allah Celle Celal insanı fakir eder. O bir imtihandır. Bak bu imtihan. Zengin zenginiyle imtihandadır. Doktor doktorluğuyla imtihandadır. Asker askerliyle imtihandadır. Hoca hocalığıyla imtihandadır. Herkes bulunduğu ahvalde imtihandadır. Fakir ise fakir olduğu ahvalde imtihandadır. Ama adam fakir, parası yok, havasından kibrinden geçinmiyor ya. Abi adam asgari ücret alıyor, cebinden iPhone 12 Pro Max görüyor ya. Hani bu çıkarılan telefonun muhabbetini yapmıyorum. Ama mevzu ne? Herkes de var, bende de olacak. Abi gözünü seveyim, sen o iPhone alıyorsun da sonra sürünüyorsun. Yalan mı arkadaşlar ya? Bütün taksidi diyor, paramı diyor, taksidi. Ne taksidi? iPhone 12 yatırdım. Evin kirasına dert yanarsın. Soğandan, patatesten dert yanarsın. Ama havandan, kibrinden, ayağındaki ayakkabı nereden alıyor? Baba Lamborghini diyor. Lamborghini ne lan? Ben adını söylemiyorum, adam alıyor. Kaç para? 500 lira. Ya ben hayatımda 500 lira bir ayakkabı para vermedim ya. Arkadaş hakikaten vermedim yani. Ne gülüyorsun oğlum? Vermedim işte. Yalan mı söyleyeceğim? Allah Allah. Sanki ayağımdaki 1 milyarlık ayakkabı var. Ne gülüyorsun oğlum ya? Tövbe estağfurullah. Ha bak içi yırtık orada duruyor. Bak bak yırtık içi yani. Yalan mı söyleyeceğim? Beni konuşturacak ya. Tamam çıkışta ayakkabı almayın bana. Tamam hadi. Neyse arkadaşlar. Kibirlenen fakir. Allah Celle Celle mahşerde yüzüne tarafına dahi bakmayacak. Akıllı olacaksın Müslüman. Kibirlenmeyeceksin. Tevazu olacaksın. Çünkü cennetin çoğunluğu kimlerden? Cehennemin çoğu kadınlardan. Kadınlardan. Kadınlar mevzusuna çok girmiyorum ama hadiste böyle geçer. Kusura bakmasınlar yani. Evet. Kaynak Tirmizi, Nesai. Kaynağa bak. Çünkü bak arkadaşlar bunun neden biliyor musunuz? Bunun sebebi şu. Çünkü onların şekline, vaktine, konumuna yakışmayan şeyler. O yüzden. O yüzden bunlar. Zinaden ihtiyar. Ya dayı ölmüşsün. Ağlayanın yok. Git işine bak. Gir camide öl. At kendini camide öl. Mesela işte her neyse Cumhurbaşkanı, Başbakan. Ya sen devletin başına gelmişsin. Ne yalan söylüyorsun? Gerek var mı? Yok. Sonra kibirli fakir. Fakirsin de. Ya kabul et. Hani küçümsemek için demiyorum. Kabul et. Durumun yok. Evet arkadaşlar.